Hiç düşünmeden ilk gönüllü ekip olarak gitmeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra, çünkü giderken de işte Nurdağ'daki yolların fay hattından dolayı yarık olması, viyadüklerin kapalı olması ulaşımımızı bizi çok zorladı. Fakat biz bir an önce oraya gidip insanlara yardım etmeyi amaçladık. Bir şekilde ulaştık. Elbistan'da görev yaptık. Bir hafta boyunca orada kaldık. Diyebilirim ki yani maaşeri biz dünyadayken nasılsa, nasıl görülebiliyorsa o aklımıza geldi. Dedik maaşeri herhalde böyle bir şey. Çok fazla maalesef insanımız işte canlı olarak gelenlere çok seviniyorduk ama maalesef çok fazla da ölü olarak gelenler vardı. Kurtulanlara, enkazdan sağ olarak kurtulanlara, acil servise gelenleri biz hemen kırmızı alanda ilk müdahaleyi yapan ekip içerisindeydik. Kendilerine çok yardımcı olduk. Çok insanımız da kurtuldu. Hava çok soğuktu. İşte -10, -15 derecelerde. Serumlar bile çok soğuktu. Onları bile ılıtarak acaba dedik faydamız olur mu falan diye. Fiziki yorgunluk hiç önemli değil ama biz psikolojik ben ister istemez o tabloyu görünce çok etkilendik, çok yıprandık ama orada bir tane bir insanımıza, bir bebeğimize, bir kardeşimize yardımcı olabilsek bizim bütün yorgunluğumuzu o almış oldu. Bizim için çok ağır bir deneyimdi, değişik bir tecrübeydi. Yıkım bölgede çok fazla. İşte 7. gün bile şeyimiz yani orada çok soğuk olmasına rağmen yine enkaz altından canlı olarak çıkan insanlar vardı. O soğuğa nasıl dayandılar, nasıl yaptılar? Biz kendimiz bile bir dakika dışarıda duramıyorduk. İşte mucizeleri gördük zaten son günlerde. Elimizden geldiğince insanlarımıza yardımcı olduk. Hastanede son dönemde yapılan hastanelerden birisiymiş ve izolatörlü yani depreme dayanıklı bir hastane olduğu için biz içimiz çok rahattı. Yani sürekli artçı oluyordu fakat depremin binanın sağlam olduğunu biz emin olunca biz sürekli artçılar oluyordu ama biz yine görev hizmet etmeye devam ediyorduk. Ama sürekli artçı oluyordu. Aşırı bir şekilde artçı oluyordu. Yani Allah'tan ki hastane çok sağlamdı. Depreme dayanıklı bir hastane olduğu için biz gönül rahatlığıyla hiç kafamızda bir kuşku kalmadan hizmet vermeye devam ettik. Mesela bir tane bir kızımız vardı, bir 5-6 yaşlarında. Bütün ailesini kaybetmiş fakat o sağ salim çıktı. İşte ilk müdahalesi de yapıldı ve hayatta kalmaya sağladı. Yani onun bakış, çaresiz bakışları tabii bizi çok etkiledi. O soğuğa rağmen yani 5. gün, 6. gün insanın enkaz altından canlı çıkması, yani o kadar dar alanda yaşama tutunması, dedik bunun devamı gelecek yani ve sürekli geliyordu. Şöyle biz mesela binanın hastanenin dışına çıkınca her taraf malum işte
ceset torbaları vesaire böyle ölü insanlarımız. Onları görüyorduk, üzülüyorduk. Sonra bir ambulans sesi duyunca dedik herhalde bir canlı geliyor. Biz hemen işte görev yerimize, kırmızı alana dönüp orada canlı gelirse çok mutlu oluyorduk. Yani saatlerce, günlerce enkaz altında kalmış olmasına rağmen canlıydı ve bizim o bütün stresimizi alıp tekrar bir yeniden bir acaba tekrar gelecek mi diye bir ümitle işimize sarıldık, devam ettik. Ambulans sesine seviniyorduk gerçekten. Yani cenaze araçları görmekten artık görmek istemiyorduk yeşil cenaze araçlarını ama kırmızı ambulans ve onun siren sesi bizi her zaman ürkütür ama uzaktan duyunca biz seviniyorduk ve canlı da geliyordu. Onları da hayata tutunmasına bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. ...116 saat sonra Kahramanmaraş'ta arkadaşlar. Geriye! 3! Hadi bismillah. Yavaş yavaş. Yol açın. Cuma günü saat 7. Kız kardeşimizi çıkardık ve sağlık ekiplerine umkiyet ettik.